Merhabalar para ekonomidesiniz saatlerimiz 17.30 bugünün en sıcak sorularından bir tanesi bugünün değil aslında birkaç ayın en sıcak sorularından bir tanesi dolar nereye gidecek ne olacak dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta 6.12'lere çıktığında acaba nerelere gider diye aramalar başladı. Şu anda biz İdlib'teki problemler, jeopolitik riskler ve koronavirüsüyle e, hareket ederek 6.26'lara kadar çıkan bir doları gördük. Peki bundan sonra doların seyri nedir? Doları acaba neler etkileyecek? Bunların hepsine bakalım. Birincisi koronavirüsündeki tedirginlik insanları gerek yatırımcıları gerekse de tüketicileri güvenli liman arayışına soktu. Güvenli liman dediğimiz zaman artık sadece altın gelmiyor akıllara. Güvenli liman şu anda nedir? Dolar ve Amerikan tahvilleri. Düşünün koronavirüs çıktığından bu yana ve Amerika'daki ilk ölüm gerçekleşmesinden bu yana Amerika borsalarında %3'lük 4'lük düşüşler görmeye başladık. Diğer taraftan doları güçlendiren en önemli etkenlerden bir tanesi Çin'in ticaret arenasında ayağının takılması ve bir e, tökezleme yaşaması. Çünkü Çin'in çıkması demek üretimin çok ciddi anlamda yavaşlaması demek. Evet dolar anlam anlamında ve yatırım anlamında Türkiye burada karlı gibi gözükse de Çin kadar büyük bir potansiyelimiz, Çin kadar hızlı bir üretim haznemiz ve Çin kadar ucuz işçiliğimiz maalesef yok. Diğer taraftan altında kırılma noktaları var. Altının kırılma noktaları altında tedirginlik arttıkça dolara da yansıyor. Son dönemde biz altından inanılmaz bir dolara kayış görüyoruz. Birincisi Türkiye'de 3 tane nedeni var doların bu kadar hareketlenmesinin. Birincisi mevduat Faizlerinin önümüzdeki Mart toplantısıyla beraber tek hanelere düşecek olması. Neden faizlerin düşmesi? Üretici için, yatırımcı için iyi, özellikle bir fabrika kuracak olan insanlar için iyi ama yerli yatırımcı için veya yabancı için elindeki enflasyonun altında kalan faizlerle elindeki paranın erimesi demek. Bu da ne demek oluyor? Mevduat toplamak zorlaştı. Mevduattan çıkanlar yönünü dolara çevirdi. Altındaki iniş çıkış, altındaki yön arayışı da yine dolara yaradı. O nedenle ne diyoruz? Altından dolara bir kayış var. İki, üçüncüsü Merkez Bankası'nın verdiği o ufak notlar. Riskler etkilenecek, riskler takip altında kalacak. PPK notlarına baktığımız zaman önemli emareler var doların artacağına dair. Bunları da gören yerli tüketiciler ve yerli yatırımcılar alımlarını arttırdı. E, Üçüncü olarak ödemeler geldi. Ödeme anlamında dolarla bizim dışarıya borçlarımız var. O nedenle e, kurumların ödedikleri piyasadaki doları azalttığı için de orada da bir dolar artışı var. Kamu bankalarının rezervlerinden özellikle bakın Merkez Bankası son 1-2 haftadır 9-10 milyar dolarlık e, rezervlerinden kaybetti. Bu ne demek oluyor? Kamu bankalarında satışlar gerçekleşiyor. Ama bu çok nadir etkileyebilecek bir unsur. Yani... 3 kuruşu geçmeyecek. Dolar kurunda 6 onsa 6.05'e, 6.05 ise Altının dayı altına indiremez. Ve en önemlisi de psikolojik sınır. Türkiye'de nasıl konut kredi faizlerine yüzde bir psikolojik sınırsa piyasada yatırımcıların hareketlenmesi, yatırımcıların ne yöne gideceğiz demesinde 6 TL bir psikolojik sınırdır. Sadece bir ayda dolar tel TL dolar karşısında %4 değer kaybetti. 6.25 önemli bir eşik. Şu anda 6.25'in altındayız. 6.23'lerde barınırsa ne ala ama 6.25'i zorlar. Orada özellikle 5 Mart'ta gelecek olan e, Erdoğan Putin görüşmesinden olumsuz piyasaların iyice a risk artıyor algısı olabilecek bir durumda. Biz 6.55'lik bir kuru görürüz. 6.55'ten sonra yine siyasi kötü haberlerle beslenir ve Türkiye'nin Ortadoğu'da yalnız kaldığı, NATO'nun sadece diplomatik açıdan destek olacağı gibi gibi nedenler anlaşılır ve piyasalar bunu fiyatlamaya geçerse 6.80'lere kadar gidebilecek bir dolar kuru karşımıza çıkacak. Umalım ki 6.20 bandına oturmuş bir dolar yılın sonuna kadar devam etsin ama 6.45'in çıkacağı kesin. Çünkü Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileri de öyle. Ama bakarsak genele e, 2020 yılı çok süratli baş... Başladı. Korona virüsünün e, ülkemize girmesiyle güven anlayışı iyice tetiklenecek. Orada yani şöyle bir özetlersek. 6.25'e bizi götürecek iki etken var. Birincisi 5 Mart'taki İdlib üzerine çıkacak olan karar. İkincisi de koronavirüsünün bizim sınırlarımıza girmesi. Mart ayında bu 6 Mart'ta olur, 15 Mart'ta olur, 20 Mart'ta olur fark etmez ama bu haber akışının başlamasıyla dolarda biz yükseliş trendini devam ettirecek bir kurla karşı karşıyaymışız gibi gözüküyor. Dediğim gibi dolar en sıcak sorulardan bir tanesi. Azıcık da olsa sizin sorularınıza yanıt vermeye çalıştım diyelim. Para ekonomiyi böyle noktalayalım. 17.30'da görüşünceye dek hoşçakalın. Ben Besli Uyanık.